Dostlarım bugün kral çıplakta kim kimi korumalı ya da kurtarmalı diyoruz. Nüfusumuzun genel yapısını oluşturan X, Y, Z kuşaklarından bahsediliyor. Bunların iki öncesi varmış. Babi, Boomer ve Sessiz Kuşak. Şimdi bunun sonrasında yetişecek kuşağa hazırlanıyoruz. Adı henüz yok. Bu kuşaklar Genel anlamda teknolojik kullanımına olaylar karşı gösterdiği tavra ve sosyal uyumuna göre kategorize ediliyor. Bir öğretim üyesi gazetedeki köşesinde şunları paylaşmış. Bizler televizyon kanallarında vaaz edip dururken toplumda neler olup bitiyordu biliyor musunuz? Ödemiş bir kadın fiti almak için kaçırdığı gül gibi bir küçük kızı kafasını parçalayarak öldürdü. Birkaç gün sonra az ileride İzmir'de yaşlı iki karı koca sahur vakti hunharca katledildi. Daha önceki günlerde Bolu'da iki otobüs muavini bir özürlü erkek vatandaşı kaçırdı, tecavüz ettiler, işkence ettiler, üzerinde sigara öldürdüler. Sonra da vahşice katledip cesedini ormana attılar o masumu vahşice katleden iki katilden birisi olaydan tam 17 gün sonra tekrar ormana giderek cesede bir kere daha tecavüz etti. Dostlar içinizden birisi bana bunu izah edebilir mi? Öldürülüp bir kenara atılan kadınlar, çöp bidonlarından toplanan kürtaj parçaları, tecavüze uğrayan küçük çocuklar, üstelik bazı dini kuruluşlarda yine tecavüze uğrayan hayvanlar pompalı tüfekle öldürülen Yunuslar vesaire saymakla bitmez. Cep telefonuma gelen videoda yaşanan olay şu. Japonya'da baba, anne, 7 yaşındaki oğul tablet almak için bir mağazaya gidiyorlar. Satıcı tableti kim için alacaklarını soruyor. Baba oğlunu gösteriyor satıcı. Yaşını öğrendikten sonra oğlunuza tableti 5 yıl sonra verebilirim diyor. Aile şaşırıyor satıcı. Oğlunuzun 12 yaşına kadar sizin yüzünüze bakması gerekiyor. Zamanı tablete bakarak geçirirse yüzünüze bakarak alması gereken duyguları alamaz. Sizi bir daha ne tanır ne anlar diyerek onlardan özür diliyor. Eskiden nesillerin değişimi yüzyıllarla ifade edilirdi. Şimdi her 20 yıl yeni bir kuşak oluşturuyor. Bir müddet sonra nesiller onlu yıllarla ayrışacak. Zaman, zamanın çocuğu olaylar hızla akıyor. Algılar, fikirler değişiyor. Bir önceki nesil sonrakini anlayışsızlıkla, sonraki öncekini kendine köstek olmakla suçluyor. Kaos ve diyalogsuzluk yaşanıyor. Hasım olmak yerine insan, insan hasmı oluyor. Birbenin kanından, emeğinden, çaresizliğinden beslenen insan tipleri çığımızı, ülkemizi yaşanmaz hale getiriyor. Yaşanan güzellikler görülmüyor, kaybolup gidiyor. Çocuklarımızı ne kendimize benzetebiliyoruz ne çığın gereklerinden kurtarabiliyoruz. Yakınmak adetimiz olmuş. Kurtuluşu, kurtarıcıyı hep uzaklarda arıyoruz. Bir Mehdi beklentisi içindeyiz. Mehdi biziz. Bizim içimizde, kitabımızda, kültürümüzde bunu görmek, anlamak, yaşamak, yaşatmak işimize gelmiyor. Kendimizle yüzleşmekten korkuyoruz. Sorumluluktan kaçınıyoruz. Güzel örnek olmanın yükü bize ağır geliyor. Şehrin temizliği için süpürmeye kendi kapımızdan başlamak yerine arka mahalledeki pisliğin dedikodusunu yapıyoruz. Güneş doğdu, battı. Yeni bir güne hazırlanıyor. Sen ne yaptın ey insanoğlu? Kendini en yakınlarını biraz ötedekilerini kendi kuşağını önce koruyabildin sonra kurtarabildin mi? Fani olduğunu unutma dostlarım yeni bir sohbete birlikte olmayı diliyorum. Ancak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ele almamı işte istediğiniz bir konu varsa lütfen bana not ediniz. Yeni bir sohbete buluşmak üzere dostlarım. Tekrar tekrar hoşçakalınız.